Zengin bir tarihe ve çeşitli kültürlere sahip bir kıta olan Avrupa, büyüleyici bir milletler mozaiğidir. Buzlu kutup dairesinden güneşin okşadığı Akdeniz'e kadar Avrupa, olağanüstü bir coğrafi özellik yelpazesi sunmaktadır. Yükselen dağ sıralarını, antik ormanları ve kristal berraklığında gölleri hayal edin. Zengin ve lezzetli şaraplar vaat eden, üzüm bağlarıyla kaplı tepeleri gözünüzde canlandırın. Sokaklarında tarih yankılanan, milyonların enerjisiyle canlanan hareketli şehirleri düşünün. Geniş Rusya'dan minik Monako'ya kadar her ülke kıtanın canlı mozaiğine katkıda bulunuyor. Bu yolculuğa çıkarken manzaralarına işlenmiş ve kültürlerinde kutlanan hikayeleri ortaya çıkaracağız. Avrupa, her biri kendine özgü demografik yapıya sahip, zengin ve çeşitli bir kıtadır. Her ülke kendi kültürel, tarihi ve sosyal özellikleriyle benzersizdir. Bu kıta 740 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu nüfus kıtanın dört bir yanına yayılmıştır ve her bölge kendi demografik özelliklerini taşır. 83 milyondan fazla insanıyla Almanya, Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi olarak öne çıkıyor. Almanya'nın nüfusu farklı etnik kökenlerden gelen insanlarla zenginleşmiştir. Ekonomik güç merkezi statüsü dünyanın dört bir yanından insanları cezbetmiştir. Bu durum Almanya'yı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da önemli bir göç merkezi haline getirmiştir. 67 milyondan fazla nüfusa sahip Fransa, romantik dili ve mutfak lezzetleriyle ünlüdür. Fransa'nın kültürel zenginliği onu dünya çapında bir cazibe merkezi yapmaktadır. İki kıtaya yayılan Rusya, 144 milyonu aşkın nüfusa sahip. Bu geniş ülke, Asya ve Avrupa'nın kültürel ve demografik özelliklerini bir araya getirir. 40 milyondan fazla insanıyla Ukrayna, son yıllarda önemli demografik değişimlere tanık oldu. Bu değişimler, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını da etkilemiştir. Avrupa'nın demografik yapısı, doğum oranları, yaşam beklentisi ve göç modelleriyle şekillenerek sürekli gelişiyor. Bu dinamik yapı, kıtanın geleceğini de belirlemektedir. Daha derine indikçe sayıların ardındaki hikayeleri ortaya çıkaracak ve bu çeşitli kıtayı evleri olarak adlandıran insanların yaşamları hakkında daha derinlemesine bilgi edineceğiz. Her bireyin hikayesi Avrupa'nın zengin mozaik yapısına katkıda bulunur. Avrupa'nın coğrafyası yükselen dağ sıralarından geniş ovalara ve ışıltılı kıyılara kadar uzanmaktadır. Alpler, karla kaplı zirveleri ve yemyeşil vadileriyle Orta Avrupa'ya hakimdir. İspanya ve Fransa arasında doğal bir sınır oluşturan Pireneler, çeşitli flora ve faunaya ev sahipliği yapmaktadır. Binlerce kilometre boyunca uzanan Avrupa kıyı şeridi de aynı derecede büyüleyicidir. Akdeniz'in masmavi sularından İrlanda'nın engebeli kayalıklarına kadar Avrupa'nın manzaraları duyular için bir şölen sunuyor. İster bir İsviçre gölünün dinginliği, ister bir Norveç fiyordunun ihtişamı olsun, kıtanın doğal harikaları hayranlık uyandırıyor. Avrupa, dillerin bir senfonideki melodiler gibi iç içe geçtiği bir kıtadır. Güney'in Roman dillerinden Doğu'nun Slav dillerine kadar Avrupa, dilsel bir dokudur. Hint-Avrupa dil ailesi, dilsel alana hakimdir. 95 milyondan fazla insan tarafından konuşulan Almanca, Avrupa Birliği'nde en çok konuşulan ana dildir. Din, Avrupa'nın tarihini ve kültürünü şekillendirmede derin bir rol oynamıştır. Katoliklik ve Protestanlığın en fazla inananı olduğu Hristiyanlık, baskın din olmaya devam etmektedir. İkinci büyük din olan İslam, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde önemli bir varlığa sahiptir. Avrupa'nın çeşitli coğrafyaları, zengin bir flora ve fauna yelpazesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu kıta, farklı iklim ve coğrafi özellikleri sayesinde çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine yaşam alanı sunar. Karpat Dağları'nın ikonik boz ayılarından, Alp çayırlarındaki narin orkidelere kadar kıtanın biyolojik çeşitliliği dikkat çekicidir. Bu bölgelerdeki ekosistemler, birbirinden farklı ve nadir türlerin korunmasına olanak tanır. İskandinavya ve Rusya'nın kuzey ormanları, ren geyiği, geyik ve kurt gibi türlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu geniş ormanlık alanlar, yaban hayatı için kritik öneme sahiptir ve birçok türün hayatta kalmasını sağlar.
Sıcak iklimiyle Akdeniz bölgesi, zeytin ağaçları ve aromatik bitkiler gibi kuraklığa dayanıklı bitki örtüsüyle karakterizedir. Bu bitkiler bölgenin zorlu iklim koşullarına uyum sağlamış ve burada hayatta kalmayı başarmıştır. Orta Avrupa hem bitki hem de hayvan yaşamında zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu bölge farklı habitatların bir araya gelmesiyle birçok türün bir arada yaşamasına olanak tanır. Kızıl geyik, yaban domuzu ve tilki bu bölgelerde yaygın olarak bulunur. Bu hayvanlar Orta Avrupa'nın doğal ekosistemlerinin önemli bir parçasıdır. Avrupa'nın doğal mirasını korumak büyük önem taşımaktadır. Bu miras, gelecek nesiller için korunmalı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmelidir. Habitat kaybıyla, kirlilikle ve iklim değişikliğiyle mücadele çabaları Avrupa'nın doğal harikalarını korumak için çok önemlidir. Bu çabalar sadece mevcut türlerin korunmasını değil, aynı zamanda ekosistemlerin sağlığını da garanti altına alır. Haritalar ve uydu görüntüleri Avrupa'nın coğrafyasını ve çevresini anlamak için paha biçilmez araçlar sağlar. Bu araçlar kıtanın doğal ve insan yapımı özelliklerini detaylı bir şekilde incelememize olanak tanır. Genellikle sınırlı bilgiye dayanan eski Avrupa haritaları kıtayı gerçeklik ve fantezinin bir karışımıyla tasvir ediyordu. Bu haritalar keşifler ilerledikçe daha kesin hale geldi. Uydu görüntülerinin ortaya çıkışı Avrupa'nın manzaralarının ve şehirlerinin kuş bakışı görünümünü sağlayarak bakış açımızda devrim yarattı. Uydu görüntüleri bitki örtüsü modellerinden kentsel yayılmaya kadar bilgi yakalar. Bu görüntüler çevresel değişiklikleri ve mekansal ilişkileri anlamamıza yardımcı olur. Coğrafi bilgi sistemleri, güçlü analitik araçlar oluşturmak için uydu görüntülerini ve diğer verileri entegre eder. CBS, çevresel analizler ve şehir planlaması gibi birçok alanda kullanılır. Haritaları ve uydu görüntülerini anlamak, Avrupa'daki mekansal ilişkileri ve çevresel değişiklikleri kavramak için çok önemlidir. Bu araçlar, bilim insanları, planlamacılar ve karar vericiler için vazgeçilmezdir. Uydu görüntüleri ve haritalar, Avrupa'nın geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamamıza yardımcı olur. Bu teknolojiler, kıtanın doğal ve kültürel mirasını korumak için de kritik öneme sahiptir. Haritalar ve uydu görüntüleri, Avrupa'nın coğrafi ve çevresel dinamiklerini anlamak için paha biçilmez araçlardır. Bu araçlar, kıtanın doğal ve insan yapımı özelliklerini detaylı bir şekilde incelememize olanak tanır ve gelecekteki değişiklikleri öngörmemize yardımcı olur. Avrupa, hem kalıcı çeşitlilik gücünün hem de birliğin öneminin bir kanıtıdır. Sayısız dilinden ve kültüründen nefes kesen manzaralarına kadar Avrupa'nın dokuması eşsizdir. Kıtanın tarihi hem çatışma hem de işbirliği örnekleriyle doludur. Yıkıcı savaşlardan Avrupa Birliği'nin birleştirici gücüne kadar Avrupa değerli dersler çıkardı. Bugün Avrupa, iklim değişikliği ve ekonomik eşitsizlik gibi yeni zorluklarla karşı karşıyadır. Bu sorunları ele almak, demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerlerden yararlanarak kolektif bir çaba gerektiriyor. Avrupa'nın gücü, yaratıcılığı ve yenilikçiliği besleyen çeşitliliğinde yatmaktadır. Farklılıklara kucak açan ve birlikte çalışan Avrupa, bir ilerleme ışığı olarak gelişmeye devam edebilir.